Evet, yöresel lezzetler dedik. Yine bununla ilgili bir bağlantımız olacak. Edirne'ye gideceğiz. Edirne'nin Havsa ilçesindeki 7 ev hanımının hayali valilik ve belediye desteğiyle gerçek oldu. Değerli izleyenler, kadınlar kendilerine tahsis edilen yerde tarhana, erişte, turşu, reçel ve kahvaltılık yaparak satıyor. Şimdi kameralarımızı Edirne'ye çeviriyoruz ve Yavuz Demir bizi orada bekliyor. Sözü hemen hiç uzatmadan sana bırakıyoruz Yavuz, hanımların yaptığı bu lezzetler için. Oyören, Edirne'nin Havsa ilçesinde yaşayan 7 kadının hayali gerçek oldu. Edirne Valisi Ekrem Canalp'in yardımı ve ilçe belediye başkanının yardımıyla bir kooperatif kurdu kadınlar. 7 kadın kooperatif kurdular. Onlara bir bina tahsis edildi. O binadayız biz de. Harıl harıl çalışıyorlar. Böyle hemen o kooperatifin başkanını da göstermek istiyorum size. Hülya Tuncer yayınımızda bize yardımcı olacak ki yayın konuğumuz olacak. Çünkü bütün soruları ona yönelteceğiz biz. Efendim kutlarız sizi. Çok büyük bir iş başarmışsınız. Tabii yardımlar da olmuş ama nasıl oluştu bu fikir kafanızda? Şu anda evet, bu halimi görüyoruz ama biz bunun bir 2 yıl öncesi var. Bu serüvenimiz yaklaşık 2 yıl öncesine dayanıyor. Belediye meclisi olarak başladık. Evde yaptığımız ürünleri dışarıda satalım, paraya kazandıralım, dönüştürelim dedik. Belediyenin tahsis etmiş olduğu bir alanda küçük masaların üstüne başladık. Yani semt pazarlarında mı satıyordunuz öncesinde? Aynen. Havsamızın, ilçemizin semt pazarında satıyorduk. Sonra evden siparişler gelmeye başladı. Bizim de çok hoşumuza gitti. Hem zamanımız çok iyi değerlendi, hem de kazanç elde ettik. Ondan sonra doğal ürüne zaten bir talep var artık. Çağımız gereği her şey efendi. Biz çok şanslıyız, küçük bir kasabada yaşıyoruz. Tam bir tarım kasabası. Her şey doğal. Biz bunu çocuklarımıza yedirir gibi herkese yedirmek, tanıtmak istiyoruz. Bu arada tabii ki kutlarız, çok büyük bir iş başarmışsınız ama biraz kameramanı da takip edelim isterseniz. Ne yapıyorlar şimdi arkadaşlar burada? Şu anda arkadaşlarım zerdeçallı makarna yapıyorlar. Zerdeçallı makarna yapıyorlar. Bu renk o yüzden mi bu kadar tatlı ve sarı? Aynen. Şey, yöremizdeki un, süt ve yumurtanın haricinde zerdeçal ekliyoruz. Kimilerine pancar püresi ekliyoruz, kimisine ıspanak ekliyoruz. Şu anda gördüğünüz zerdeçal. Bu kooperatif kurma fikri nereden geldi? Siz oturuyordunuz işte 5 çayında 7 hanım. Evet. Dediniz ki ya biz bir kooperatif kuralım, artık para kazanalım bu işte. Ya dediğimiz gibi önce evde yediklerimizi ikram ettiğimiz arkadaşlarımızı bunu paraya döndürelim dedik. Hem biz zaman, yani zamanımızı iyi değerlendiririz dedik. Sonra bu yola devam çıktığımızda baktık ki biz bir şeyler başarabiliyoruz. Yani takdir de alıyoruz. Sonra bunu dediğimiz gibi Havsa tam bir tarım kasabası. Doğal olan ürünleri herkese tanıtmak istediğimiz için bunları çoğaltmaya başladık ve talep de gördü. Sonra dedik ki biz bir kooperatif olalım. Hem Havsa'mızın adını duyuralım gıdada. Yani dediğim gibi doğal ürünlerde. Aynen öyle. Biraz da odaları gezelim mi? Burası da size tahsis edilen binada efendim. Şimdi sevgili izleyiciler, burada küçük bir odayı gördük ama burası imalathane. Bunun bir satış yeri var. Bir de orayı görelim isterseniz. Daha doğrusu ilk önce kuruttuğunuz noktayı görelim isterseniz bu ürünleri. Burası işte ön hazırlığımız. Burada ürünlerimiz yapılıyor. Sonra şu yandaki klimalı, temiz, steril bir odada, ranzada ürünlerimizi kurutmaya bırakıyoruz. Bunlar nedir bu arada görüntü? Şu andakiler tarhana. Yani işte doğal biberden, domates, soğandan, Trakya tarhanası özellikle. Çok güzel kokuyor bunun, böyle kokmasını seviyorum. İkram edeceğiz, içmesi de çok güzel. Çocuklar bunu hatta güç çorbası diyorlar. Karşıda makarnalar var renkli. Orada bir görevli ablamız var. Her odanın bir görevlisi var herhalde. Yani o kadar güzel bir ekibimiz var ki. Herkes her işte. Bunlar niye renkli bu arada Hülya Hanım? İşte şey, biberinden yapıldı. Evet, kapya biberinden yapıldı. Alttaki o yeşil. Onlar da ıspanaklı. Bir tane alsana elinize, bir alsanız görsek, şöyle kameraya doğru uzatırsanız onu. Onlar ıspanaklı. Evet, bunlar ıspanaklı. Evet, çok başka güzel. Başka bir çeşit var burada. Bir yeşil var. Onlar da ıspanaklı. Onların da erişte şeklinde kesilmişi, biri spagetti şeklinde. Spagetti de yaptık. Evet. Peki devam edelim isterseniz, burayı da anlatın bize. Hızlıca geçelim, süreyi ekonomik kullanalım biraz. Havuçlu makarnamız var. Çocukların yemediği sebzeleri biz makarnanın içine kattık. Hem çocuklar mutlu, anneler daha mutlu.
Hemen çok kısa toparlayacağız. Hemen satış ofisine gidelim. Orada bitirelim yayın istiyorum. Buyurun 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 Hülya Hanım. Sevgili izleyiciler, şöyle gezdirelim sizi de. Burası gerçekten tahsis edilmiş bir bina valilik ve belediye tarafından ama çok da emek harcanmış. Bir satış ofisi vardı. Bakın çok büyük. Ben de karıştırıyorum sürekli. Hemen şurada bitireceğiz yayınımızı. Bakın bir de müşterimiz de var burada. Reçeller vesaire burada her şey. Ürünlerin son artık raftaki yeri burası. Sizi böyle alalım, yanıma alalım şöyle. Bitireceğiz artık. Bize doğru dönebilirsin. Hülya Hanım, sizi tebrik ediyorum. Ben inşallah önümüzdeki günlerde daha büyük projelere, daha büyük işlere imza atarım. İnanıyorum çünkü çok sağ olsun, çok teşekkür ediyoruz kendisine. Valimiz Ekrem Canarp Bey, biz ilk yardım istemeye gittiğimizde hiç tereddütsüz yanınızdayım dedi. Hala da yanımızda. Çok teşekkür ediyoruz. Trakya Üniversitesi ücretsiz eğitim merkezi birimi. Oradaki hocalarımız bize çok yardım etti. Yani biz bir eğitimden de geçtik bu kooperatif oluşumunda. Belediye başkanımız bu çok koskocaman binayı tahsis etti. Yani herkese biz çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Emeğiniz büyük. Evet, Havsalı 7 Kadının kooperatife dönüşen hikayesini dilimiz döndüğünce konuğumuzun sayesinde de anlatmaya çalıştık. Dinamik bir yayın yapmaya çalıştık efendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir bizim kadar. Keşke kokuyu da alabilseydiniz sevgili izleyiciler. Evet, Yavuz Demir'e teşekkür ediyoruz. Dediği gibi dinamik bir yayında üreten kadınlarımızı ekrana getirdik. Edirne'den.